bakanlığımızda çalışan sistem altyapısı ile alakalı bazı rakamlardan bahsedeceğim. Daha sonra 3 tane bizim uygulamamızdan kısaca söz edeceğim. Sonunda tasarrufa yönelik bir sunumla da sunumu bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi altyapıdan bahsetmek istiyorum. Bakanlığımıza ait altyapıyı şöyle ilk önce görmemizde fayda var. Çünkü rakamlar oldukça yoğun. İşte 4 petabaytın üzerinde depolama alanımız, 400'den fazla uygulamamız, 3000'den fazla sunucu parkıyla hizmet veriyoruz. Tabi bu hizmetleri verirken değişik veri merkezlerinde bunlar konumlandırılıyor. Toplamda 100'ün üzerinde kabinden bu hizmetleri sağlamış oluyoruz. Bizim bakanlığımız diğer kamu kurumundaki diğer bakanlıklardan biraz farklı bir özelliği var. Bunun farklılığı şu, biz merkezde veri üretip taşranın buna ulaşmasını sağlamayıp tersine bir yöntemle taşradan üretilen verinin merkeze doğru akması söz konusu. Bunun için de sağlık bilişim ağı dediğimiz bir bilişim ağıyla kapalı MPLS Network ve bir kurulum yaptık. Burada da 90'dan fazla toplama noktamız, 2500-3000'e yakın uç noktamız ve 45.000 megabit per second'lık bir hat kapasitemizle bu hizmetleri internet olmadan kapalı bir devre üzerinden haberleşmesini sağlıyoruz. Azıcık geçmişinden bahsedeceğim bakanlığımızda yapılan işlerde. 2006 yılında çekirdek kaynak yönetim sistemiyle dijitalleşme sürecine başlayan uygulamalarımız günümüze geldiğimiz zaman işte Enabız, E-Rapor, Sina, Ölüm Bildirim Sistemi gibi büyük projelerle de halkımızın, vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Burada da Enabız'ı hiç duymadım, kullanmadım diyen var mı? Şöyle bir el görebilir miyim? Hiç Enabız sistemini duymadım diye. Evet, arkada iki kişi var. Katılımcıların çoğu herhalde kullanıyorlar. Şimdi Enabız sisteminden bazı rakamlardan bahsedeceğim. 13.848.000 vatandaş profiliyle şu anda Enabız sistemimiz kullanıyor. Enabız sistemi biliyorsunuz hastanelerden veya sağlık tesislerinden almış olduğunuz hizmetlerin vatandaş tarafında bir portalle sunulması, diğer tarafında sağlık tesislerinde bir istatistik analiz yaparak da sağlık tarafında bir strateji belirlenmesine yönelik bir uygulamamız. 44.587 hekimimiz 13 milyona yakın erişim sağlıyor. Burada güzel bir kısmı da 229.000 organ bağış bildirimi bulunuyor. Burada da 3,5 milyona yakın bağış bildirimi yapılan organ sayımız mevcut. Sistemi biraz daha hani netleştirmek adına şöyle bir bağlantılı bir sunumla eklemek istedim. Enabız sistemimiz yaklaşık 26 tane sistem ve kurumla entegre olarak çalışıyor. Burada renklerini ayırdık. İşte veri gönderenler biraz mor renkte gönderilen kısımlar. Veri alan kısımlar 9 tane olan kırmızıyla gösterilen kısımlar. Hem veri gönderip hem alan kısımları yani bizim hem kendi sistemlerimiz hem dış kuruluşlarla bağlantılı olarak Enabız sistemimiz çalışmakta. Burada biraz daha rakamlara inersek toplamda 28.604 tane sağlık tesisiyle veri paylaşımı yapmakta. Yani bu sistemin büyüklüğünü öngörebilmeniz açısından sunmuş oluyorum. Peki bu kadar veriler var. Bu verileri topladığınız zaman bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Çünkü verilerin anlam hale gelmediği zaman ne bir karar verebilirsiniz, ne bir politika üretebilirsiniz, ne de yaptığınız işin doğru veya yanlış olduğunu ölçemezsiniz. Onun için sağlıkta istatistik ve nedensel analizler dediğimiz bir Sina uygulamamız oldu. Bunlara biz hani hepimiz teknik olduğunu varsayarak şundan bahsedeceğim. BI yani Business Intelligence dediğimiz karar destek sistemleri. Bunlar yerli bir startup firması tarafından geliştirildi ve toplamış olduğumuz bu kadar verileri analiz etmeye çalıştık. Bunlarla ne işe yaradı? Başvuru başına reçete sayımızı, başvuru başına kutu ilaç sayısı, reçete ve ilaç sayılarının dağılımı gibi değişik parametrelerdeki sağlıkla alakalı parametrelerin analizi yapmasını sağlandı. Bunlarla hastane yöneticilerimize ve hastanedeki tüm hekimlerin işlem yapma detaylarına ulaşması, il sağlık müdürlerimizin üst seviyeden bu politikaları görüp kendi kurum ve kurumlarında görev yapan hekimlerin işlem detaylarına, ayrıca kamu, özel ve üniversite sağlık tesisleriyle aile sağlık merkezli ve özel muayenehanelerinde 160 bin hekim kayıtlı olmakla birlikte 21 bin hekimimiz aktif olarak bu Sina dediğimiz istatistiksel analizlerini kullanmaktadır. Bunda ne yapabiliyoruz? Dediğim gibi bu veriler toplandığı zaman
Başvuru başına tetkik sayısında kendi kurumunda, kendi ilinde veya diğer doktorlarla yapılan oranlamaları bir ekranda görmeleri mümkün oluyor hekimler açısından. Başka bir slaytımızda yaş gruplarına göre görüntüleme sayıları, hangi yaş aralıklarda ne tip görüntülemeler çekiliyor, bunları görme imkanımız olabiliyor. Zamana göre tetkik ve görüntüleme sayılarını elde etmiş oluyoruz. Bir önemli kısmı biliyoruz, reçete ve ilaçlar. Bunlar SGK ile de biz entegreli çalışarak ve ilaç takip sistemimizle de entegre ederek hekim ekranlarında başvuru başına reçete sayılarını inceleyebiliyoruz. Yani hangi başvurulara ne kadar reçete yazılmış. Gündemde olan antibiyotik oranlarıyla alakalı antibiyotik içeren ilaç oranlarının hekimin yazdığı reçeteye göre kendi branşında, kurumda çalışan hekimlerin ortalamasında ve ilindeki hekimlerin ortalaması ve de Türkiye ortalamasını tek bir ekran üzerinde görerek yazmış olduğun reçetenin ne kadar uygun olup olmadığını görebiliyor. Burada başka bir husus, ithal ve yerli ilaç dağılımlarının da tutulması. Evet, bu reçeteler yazılıyor ama hangi ağırlıkta reçete yazdığında doktorumuz kendi ekranlarından da bunu görme imkanı olabiliyor. Doğum istatistikleri, yine bu hekim ekranlarından bahsetmek gerekirse, sezaryen ve diğer doğum oranlarıyla, yani normal doğumla orantılarını görme imkanımız oluyor. İl yöneticileri tarafına geçersek, işte hastaların başvuru sayısı, ameliyat sayısı, yatış ve yatak sayısı, reçete ilaç sayısı, muayene ve randevu sayılarıyla görüntüleme oranlarını tek bir ekran üzerinden görüp karar vermek ve destek vermek mümkün olabiliyor. Burada bir de ameliyatlardan bahsetmiştik. Ameliyat oranları, ameliyat türlerinin dağılımlarına göre bunları istatistik olarak bu verileri toplayıp analiz etme imkanımız oluyor. Aynı zamanda laboratuvar teknik ve görüntüler de dahil olmak üzere. Bir de acil olarak müracaat ediyoruz hastanelerimize, buradan hizmet alıyoruz. Burada acil başvuru ve bekleme sürelerine göre gerekli doktor sayılarının arttırılması, mekanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor bu istatistikler sonucunda. Hangi illerimizde ne kadar acil gelme vakası var, bekleme süreleri ne kadar, bunların iyileştirilmesi yönelik de bu istatistikler sonucunda gerekli çalışmalar yapılmış oluyor. Bunların aynısını üst yönetim ekranları da görebiliyorlar. İşte anlık yatak doluluk oranından tutun, Türkiye dağılımındaki işte yoğun bakım ünitelerinde boş yatak sayısını, toplam yatak sayısını da görme imkanınız olabiliyor. Bunu bir de mekansal iş zekası dediğimiz coğrafi bilgi sistemleriyle entegrasyonunu sağlamış olduk. Burada da istatistiksel verilerin coğrafi bilgi sistemleri üzerinden anlaşılır ve kolay yorumlanabilir hale getirilmesi sağlandı. Bundaki amacımız insan kaynağı ve tesis kaynaklarının planlanması, farklı alternatifler değerlendirilerek ülkeden ilçe ve hastaneleri düzeyine varıncaya kadar hızlı ve doğru karar vermek üzerine bu mekansal iş zekası dediğimiz uygulamayı entegre ettik. Burada Şehircilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber işbirliği yaptık. Burada mekansal olarak biraz önce gösterdiğim gibi 6 sistemle entegrasyonunu sağladık. Burada önemli olan kısım şuydu, hasta hareketlerinin takibiydi. Bu da sağlık politikası olarak hangi illerden veya hangi ilçelerden nereye hasta sevki var, bunları izlemiş oluyoruz. Buna göre de gerekli yerlere doktor atamaları veya branş bazında değerlendirmeler yaparak ilgili doktor veya sağlık teknisyenlerinin atanması sağlanmış olabiliyor. Hasta hareketlerinin yine branş bazında kendi ilinde veya başka illerde tedavi olma oranlarına bakarak da tedavi sistemlerini de görmüş oluyoruz. İl, ilçe ve sağlık bölgeleri arasındaki hasta hareketlerinin tanı ve branş dağılımlarına bakılarak da ayrıca analizlerimiz yapılmaktadır. Hasta hareketlerinden sonra bir de mesela vücut kitle indeksi dediğimiz obezite haritamız var. Buradan aldığımız kitle indekslerine göre ülkemizdeki obezite haritalarını coğrafi olarak da görmemiz mümkün olabiliyor. Bu da obezite oranlarımız. Başka bir kısım, dedik ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile entegrasyonunu sağladık. Burada solunum hastalıklarının dağılımı ile alakalı bir haritamız var. Bu da hava kirliliği verileri ve solunum yolu hastalıklarını ilişkilendirdik. Ve bu ilişkilerinde gerçekten havası daha kirli olan bölgelerimizde solunum hastalıklarının daha yoğun olduğunu ortaya çıkartmış olduk. Kuş gribi vakasını hepimiz hatırlarız. Bunlar da yine kuş göçlerinin
haritalarıyla eşleştirdiğimiz zaman kuş gribi vakalarının da aynı şekilde meç ettiğini, yani birbiriyle örtüştüğünü gördük. Böylelikle işte kuş gribi vakalarında nasıl önlem alacağımızı Sağlık Bakanlığı olarak öncesinden görüp tedbir alma imkanımız olabiliyordu. Bir başka husus da nüfus yoğunluğumuza göre 112 acil istasyonlarının dağılımı, vatandaşımıza hizmet vereceğimiz noktalarda nüfus ve vatandaşlıklardan Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda 5 ve 10 dakika süresiyle erişim sürelerine yoğunluğuna göre 112 acil istasyon planlamaları yapılarak vatandaşımıza kaliteli hizmeti sunmaya hedeflemiş durumdayız. Ayrıca personellerimizin iller üzerindeki dağılımları görerek de personellerin nereye atanması gerektiği hususunda da ciddi şekilde politikalar üretmemiz mümkün olabiliyor. Burada mortalite dediğimiz ölüm oranlarımız var. Bunda yine TÜİK'ten aldığımız bilgilerle entegre ederek ölüm oranlarını da görme imkanımız oluyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarım aslında verilerdi. Şimdi ben üç başlıktan bahsedecektim. Uygulamalarımızdan bahsettim. Kısa kısa üzerlerinden geçmeye çalıştım. Ama bu parametreleri, bu kadar veriyi, bu kadar sistemi izleyemediğiniz zaman yönetmeniz de mümkün olmuyor. Onun için bu parametreleri izlemek için belki hepimizin başından geçmiştir. IT'de olanlarımız vardır. Bir elektronik belge yönetim sisteminiz olsun. Bunun çalışmadığını düşünün. Çalışmadığı zaman bu parametreleri yöneten bütün paydaşları masaya topluyorsunuz. İşte network'üsünü, sistemcisini, veri tabancısını hepsi bir araya geliyor. Yazılımcısı geliyor. Sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Sorunu çözdünüz. Peki bunu kim çözdü, nasıl çözdü? Bunu kayıt altına almanız gerekiyor ki bir daha sorunla karşılaştığınız zaman bu aşamalara da gitmemeniz gerekiyor. Çözüldüğü sorun, işte nasıl çözüldüğünü bilemiyorsunuz. Bu işlerin böyle olmadığını anlayınca 2014 yılında dedik ki bütün sistemlerimizi bir gruplandırıp entegrasyon yapıp izleyelim. Buradaki izlemede kastımız biraz önce EBS'den bahsetmiştim. EBS uygulaması acaba veri tabanından mı kaynaklanıyor? Acaba sistemden mi kaynaklanıyor? Yazılım ekibi bir tane update yaptı, ondan mı kaynaklanıyor diyerek konteyner yapıp da bir izleme sistemi kurduk. Bu sayede bu ekiplerimiz noktasal olarak bir troubleshoot yaptığı zaman sorunun nerede olduğu, ne zaman bu sorun olabilir analizlerini yaparak da sistemlerimizi izlemiş ve yönetmiş oluyoruz. Böylelikle daha sorun çıkmadan da müdahale etme imkanımız olabiliyor. Şimdi kaynak kullanımları da buna göre artıyor. Biraz önce ilk slaytta kaynaklarımız çok yüksek olduğundan bahsetmiştik. Son 3 slaytımdaki uygulamaların hepsinde biz yerli üretim firmalarıyla beraber gerçekleştirip bu ürünleri en azından hizmete sunmuş olduk. Bu büyüme oranlarımızı işte uygulama bazında, işletim sistemi bazında, işte donanım bazına inersek CPU, RAM vesaire o bazda büyüme oranlarımız oluyor bu kadar verilerimiz olduğu için. Peki bunları biz izleyip analizlerini yapamazsak doğru yatırım da yapmamış oluruz. Doğru yatırım yapabilmek adına da izlemiş olduğumuz bu parametreleri değerlendirerek ihtiyaç duyduğumuz donanımlara yatırım yapıyoruz. Yani 5 yıllık kalkınma planımızda eğer 10 petabaytlık ihtiyacımız varsa ilk yıl 10 petabaytlık yatırımı yapmıyoruz. Her yıl analiz yapıp her yıl bu donanım kaynaklarını alıyoruz. Böylelikle atıl kullanımı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun sonucunda da tabii doğal olarak da sunucuların yer kapladığı kaç U olacağı bilgisi, burada kabinde kaplayacağı bilgileri, sonuç olarak da bir veri merkezinde siz bu sistemlerinizi konumlandırıyorsunuz. 2U, 3U deyip geçmeyin, işte yüzlerce, binlerce sunucuları yönettiğiniz zaman onların hepsi bir parametre ediyor ve yapmış olduğunuz yatırımları da detaylı ve titizlikle incelediğiniz zaman doğru yatırımı ve tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Oturumdan önce aslında bir bardak çaydan bahsedilmişti, şekersiz olan Hakan Bey ondan bahsetmişti. Benim sunumun esasında sonunda da bir bardak çay var ama bu şekersiz ve açık bir çay. Buradan da ben tasarruftan bahsetmek istiyorum bu örnekten. Kamu veya özel sektör olabilir, bizim ihtiyacımız var. Üst tarafta benim tanımım neydi? Bir bardak şekersiz açık çay. Şekersiz istediğim için benim şekere ihtiyacım yok, kaşığa da ihtiyacım yok. Bazı arkadaşlarınız böyle semaver istiyorlar ya da diyorlar sizin ihtiyacınız bu, semaver verelim. Bizim buna da ihtiyacımız yok. Onun için gerek kamu kaynaklarımız, gerekse ülke kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak adına ihtiyaçlarımızı doğru belirlememiz lazım. Peki burada bir kritik nokta vardı, açıklık. Değil mi? Bana göre açık farklı olabilir, firmaya göre farklı olabilir veya komisyondakilere göre farklı nitelendirilebilir işi tanımadığınız zaman.
Bunu da işte RGB kodu dediğimiz bir kodla teknik şartnamesini oluşturduğumuz zaman bu açıklık kavramındaki tartışmayı da sona erdirmiş oluruz. Böylelikle kamumuzda veya özel sektörümüzde yatırım yapacağımız gerek yazılım, gerek donanımlarda doğru ve ihtiyacı tespit edebilir sistemleri kurmak, izlemek, analiz etmek sonucunda çıkan tasarruf da ülkemizde kalacaktır diyorum. Bu paralar hepimizin parası. Onun için de doğru ve etkin kullanmamız gerektiğini söylüyorum. Saygılar sunuyorum.